Engelsiz Yaşam programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Eskişehir'den programlarımız devam ediyor ve şu anda EGES, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Çınar'la birlikteyiz ve spor kulübündeyiz şu anda. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz programımıza. Çok sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Bizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun, bizler de sizlere teşekkür ederiz. Engellerin sesi olduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz. Biz geziyoruz, sohbetler ediyoruz, röportajlar yapıyoruz. Engelli, engelsiz dostlarımızla herkese ulaşmaya çalışıyoruz efendim. Sizi tanımak istiyoruz. Tabii buyurun ki. Ben Yusuf Çınar, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısıyım. 1993 doğumluyum. Hı hı. İlk doğduğum gün 7 kere havale geçirmem sonucu, yani görme yetimin %90'ını kaybettim. Hı hı. %10 civarı görüyorum şu anda. Hı hı. 2011 yılında itibaren de Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nün içerisindeyim. Burayla tanışmam da çok tesadüfi şekilde oldu. Görme engellere özgü Çıngıraklı Top şeklinde bir film vardı. Onu izlerken görme engellerinde spor yaptığını, hayatın bir parçası olduğunu öğrenmiş oldum. Film bittiğince de telefonum çaldı tesadüf eseri. Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nden aradıklarını, onlar da spor yapıp yapmayacağımı sordular ve benim filmim de orada başladı. Ay, çok güzel bir hikaye yani. Bu gerçekten. Peki, %90 görmüyorsunuz. Evet. Işık sanıyorum ayırt edebiliyorsunuz. Aynen. Değil mi renk? Uzak mesafeleri göremiyorum maalesef. Hı hı. Yani yakın mesafelerde sıkıntı yok ama uzak mesafeleri maalesef göremiyorum. Hı hı. Peki çocukluk yıllarınızda? Çocukluk yıllarımda ilk doğduğum günden itibaren olduğu için yani çok tabii ki sıkıntılı oluyor engelli olarak büyümek, yetişmek. Doğru. Hem eğitim alanında hem sağlık alanında. Eğitim karma mı eğitim aldınız yoksa? Tabii karma eğitim. Hı-hı. Yani tahtayı göremediğim için tabii ki yıllarca problemler yaşadım. Hı-hı. Yani ve anlayışsız hocalara denk gelince, hı-hı, öğretmenlere denk gelince de tabii daha zor süreçler atlattık. Hı-hı. Peki ortaokul, ilkokul, ortaokul karma. Aynen. Lise var mı? Lise de bitti. Üniversite, hı hı, bir dersim kaldı. Üniversitede bitecek. Öyle mi? Aynen. Tahtayı göremediğim için biraz zor öğrendim okumayı. 5. sınıfta öğrendim. Hı hı. Yani zor bir süreç. Yani biz de arkamızdan gelen nesil, engelli kardeşlerimiz için. Hı hı. Yani onların daha güzel bir Türkiye'ye kavuşmaları için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Ne güzel. Üniversitede ne okuyorsunuz efendim? Ulaştırma hizmetleri, lojistik okuyorum. Aa, çok, hı hı, güzel. Birçok zorlukla karşılaştığınızı tabii düşünüyorum tabii. Küçük öken yani bu okul, evet, çağlarında. Evet. Sizi en çok yoran ne oldu? En çok yoran yani bir keresinde parmak kaldırmıştım. Yani çocuktuk, hoca sen nereden bileceksin şeklinde konuştu. Hmm. Yani o şekilde. Bir kalp yani, kırıklığı yaşamışsınız. Neyse o günlere hiç gitmeyelim. Aynen, aynen. Onlar aynen. Artık kocaman spor bir iyileştirir. Ev değil mi? Aynen. Sporla nasıl tanıştınız peki? Sporla 2011 yılında aslında ben doğuştan Galatasaraylıyım. Hep, hı, hayaller kurarım böyle Ali Sami Yen'de maça çıktığımı 5 yaşından itibaren bu şekilde. Yani biz de o hayallerimiz belki dolaylı yoldan gerçek oldu görme engelliler olarak. Hı hı. Az görenler futsal oynadım, hı hı, uzun yıllarca. Hala, hı hı, devam ediyorum, yönetimlere devam ediyorum. Hı hı. Yani bu şekilde oldu. Yani hayat her zaman devam ediyor. Mücadele etmek gerekiyor. Hayata karşı bir duruşu sergilemek gerekiyor. Hı-hı. Yani biz de uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Hı-hı. Kulüple tanışmanız bir telefonla oldu. Evet, evet, doğru. Daha sonrasında karar verdiniz, geldiniz, evet, tanıştınız. Kimlerle, evet, tanıştınız? Yani o zaman yönetimde Yakup başkanımız vardı, onlarla, hı-hı, tanıştık. Hı-hı. Yani ben aslında aklımın ucundan bile geçmezdi yani engellerin sporun içerisinde olduğunu. O zaman biraz da sosyal medyada o kadar gelişmemişti. Şu anda her şeye daha hızlı ulaşabiliyoruz. Hı-hı. Yani sonrasında giriş yaptık spor kulübünün içerisinde. 2015 yılında da yani yönetime şey yaptılar, gelmemi istediler. Hı-hı. Yönetime girdik. Basın sekreterliği olsun, 2017 yılında il temsilciliği olsun görme engelliler. Yani 2021 yılı itibariyle de başkan yardımcılığı görevindeyim. Hı-hı. Yani mücadele ediyoruz, koşturuyoruz Eskişehir'de. Güzel, çok yoğun tempoyla, evet. Futsal dediniz değil mi? Evet, salon futbolu. O görme engellilere göre kuralları olan bir, evet, az spor. Görenler
4 sporcu bir de kaleciden oluşuyor. Bizim görme engelli sporu yapmak için federasyon, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun ayarlamış olduğu doktorlar var belirli şehirlerde. Yani oralardan da muayeneden geçmek gerekiyor. Yani görme engelli olmak, spor yapamıyor herkes görme engelli olup. Az gören, biraz daha çok gören, B2 az gören, B1 hiç görmeyen, B3'te biraz daha çok gören şeklinde sınıflandırılıyor. Futsal'da da 2 tane B2, 2 tane B3, 2 tane az gören, 2 tane de çok gören şeklinde kalecilerimiz de görme engelli olmuyor. Siz oyuncular oluyor. Aynen. Ve onu peki nasıl hissederek mi, nasıl oluyor? Yani yoksa bir tutuyor musunuz? Nasıl oluyor? Yani B1 futbol... Biraz anlatalım, bilmeyen, ben de bilmiyorum. Yani B1 futbol, hiç görmeyenler, zilli topumuz var bizim, içinde zil olan. Onlar sağ kenarlarında yönlendiriciler oluyor. Oradan yönlendirme eşliğinde sağda top, solda, kale arkasında da yönlendirici oluyor. Buradayız, vur şeklinde. Yönlendirme şeklinde spor yapıyorlar. Az gören futsalda ise, yani onlar biraz gördükleri için, yani o kendi normal futsal topuyla oynanıyor. Ve şu anda yarın iki tane sporcumuz da milli takıma gidecek. Öyle mi? Aynen, seçme kampına seçildiler. Oraya gidecekler, evet. Milli takım kampında. Evet, evet, milli takım. Çok güzel. Siz ne kadar oynadınız peki? Ben 5-6 yıl oynadım. Oynadın. Hala evet. Devam ediyor mu? Hala devam ediyor artık biz, ama yönetim kısmına artık daha fazla yoğunlaşıyoruz. Ama o tatmini yaşamışsınızdır. Tabii, yani tabii, spor yapar. Galatasaray stadı olmasa da ama. Tabii ki. Yani gene de o sahaya çıkıp oynamak keyif vermiştir size. Aynen öyle. Yani normal sağlam bir birey olarak değil de, yani görme engelli olarak tabii ki haz veriyor yani spor yapmak. Haklısınız. Hayatımın yönetimin içinde olmak nasıl? Kulüpte neler oluyor mesela? Yönetimin içinde olmak da yani yoğun tempolu geçiyor açıkçası. Yani sürekli ziyaretler ve biraz da maalesef amatör spor kulüpleri daha zor şartlarda daha fazla koşturması gerekiyor imkanları arttırması için. Biz de sporcularımızın her geçen yıl imkanlarını daha yüksek seviyeye çıkartmak için her yıl daha fazla koşturuyoruz, her yıl daha fazla mücadele ediyoruz. Yani şikayetçi miyiz bu durumdan? Değiliz tabii ki. Yani her şey engellilerin iyi bir yerlere gelmesi için. Doğru. Kulüpte neleri barındırıyorsunuz? Kulübün içinde hangi dalları? Yani 9 tane branşımız var bizim. 5 tane bireysel, 4 tane takım sporu şeklinde. Atletizm, halter, yüzme, judo, onun haricinde futsal, salon futbolu, B1 hiç görmeyen futbol, golbol, görme engellilerin atasporu, kadın golbol takımımız var yine aynı şekilde. Golbolde de bir parantez açmak gerekirse, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görme yetilerini kaybeden askerler rehabilite etmek amacıyla oluşturulan bir spor dalı. Olimpiyatlarda da 2 kere üst üste altın madalya aldılar. Engelli engelsiz. Türkiye'ye altın madalya getiren tek takımımız onlar. Oo, çok güzel. Aynen. Çok güzel. Birçok başarı var yani. Aynen. Peki bu spor engel tanıması şu arkanızdaki size mi ait bunun grafisi? Sarı kırmızı dikkatimi çekti. Aynen. Çünkü. Biz onu dizayn ettik. Ne kadar güzel. Olarak. Evet, çok güzel. Gerçekten de o şekilde yani spor engel tanımaz. Yani engellerin de hayatın bir parçası olduğu, hayatın bir kenarından tuttuğu, spor olsun, kültür olsun, siyaset olsun, ekonomi olsun. Aslında engeller hayatın her yerinde var ama onlar seslerini daha fazla duyurmaları gerekiyor gözükmek için hayatın bir parçası. Koşturuyoruz, kapanmıyoruz evlerimize. Her zaman asla, mücadele ediyoruz. Her zaman. Nasıl kazanıyorsunuz peki sporcuları? Onlar sporcuları, mı size başvuruyor yoksa duyuyor musunuz, gidiyor musunuz? Nasıl oluyor? Bizim de duyduklarımız oluyor. Yani onların bizi de buldukları oluyor. Ama yani ulaşmakta zorlanıyoruz. Yani görme engelli birisi, yani benim kadar gören birisi, yani görme engelli olduğunu da çok kabul etmeyenler. Aslında kabul etse, yani daha fazla avantajlarından yararlansa daha güzel olacak onun için hayat, ama yani bilmediği için, yani görme engeller deyince hiç görmeyen birisi aklına geldiği için insanların, ama yani %40 rapor alan, yani herkes, yani göz görme kaybı olan görme engelli. Ama kabul etmede zorlanıyoruz. Yani. Ya şey de olabilir. Yani sonradan belki bu engele sahip olunca biraz daha travmatik bir dönem
yaşanıyor olabilir. Hani tabii, doğuştan tabii olduğunda onun kabulleniş süresi de daha tabii, tabii daha çabuk oluyor. Onun da büyüdüğü için. Ve yani maalesef yani biz çocuklarımızı iyi yetiştiremiyoruz. Hı-hı. Yani okul çağları olsun. Ben mesela küçükken hep yani kör dediklerini de kabul etmezdim. Hı-hı. Yani ben az görüyordum çünkü. Yani hı-hı, kör hiç görmeyelimdir diye. Yani o dönemlerde kabul etmedim. Yani çocuklardır söylerler diye. Ama hayatın her alanında yani karşına çıkıyor. Yani insanlar seni zeka olarak yenemese bile mesela senin sol tarafın zayıf. Yani orayı bir yumruk attığı zaman seni ikarede edebilir rakibin. Ama sen orayı kabul edersen, gözlerinin az gördüğünü kabul edersen, onunla yani eğlenebilirsen, o eksikliğinde mutlu olabilirsen, yani insanların seni kırması da yani çok zor olur. Tabii ama bunun için tabii çok fazla sosyalleşmek gerekir. Çok fazla insan içinde olmak gerekiyor ki bu taraflarını kapatabilir. Tabii ki görme engelli kişilerle birlikte onlar gibi insanların da olduğunu, belirli bir yerlere geldiğini, başarılar elde ettiğini görmek tabii ki kabul edilmek açısından daha hızlı oluyor. Süreci bizim de işte biraz bu programın amacı da bu. Yani ne kadar çok engelli dostumuza ulaşırsak ve onların hayatlarını dinlersek ve aktarırsak o kadar çok belki de insan hayatına dokunmuş oluyoruz. Tabii ki minnettarız sizlere. Sesimizi duyuran nadir teşekkür ederiz efendim. Kabul ettiniz aslında. Biz minnettarız size. Çok sağ olun. Peki gelecekle ilgili programlar var mı kafanızda? Gelecekle ilgili programlar yani ilerleyen dönemlerde başkanlık olabilir. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda yavaştan sosyal medyasıyla da biz ilgileniyoruz. Arkadaşlarımız ilgileniyor, biz ilgileniyoruz. Yani biraz daha geliştirme amacımız yani bulunduğumuz makamları, mevkilerde, makamlar, mevkiler geçici arkamızdan gelen genç kardeşlerimize de güzel imkanlar bırakıp yani kendi ayaklarında üzerinde duran bir Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü oluşturmak en büyük temennimiz bizim. Geleceğe dair de en büyük dileğimiz bu. Kaç sporcunuz var? 75 tane sporcumuz çok, var. Çok fazla ne kadar güzel. Bütün dallarda o sporcular. Evet. Bütün çok dallarda güzel antrenmanlar olsun. Haftada salonlarda 4-5 tane antrenman yapıyorlar. Antrenörlerimiz var. Yani. Peki Eskişehir'de kaç engelli olduğunu biliyor musunuz? Eskişehir'de yaklaşık 10 bine yakın görme engelli var diye biliyoruz. Oo, epey fazla. Bunların içinde yetmiş o zaman az kalıyor. Biraz daha kazanmamız gerekiyor herhalde değil mi? Yani ulaşıyoruz. Yani kabul ettikleri için. Ilgili, değil mi? Evet, ailelerle de ilgili. Yani ailelerin çekinceleri oluyor. Yani korkuları oluyor. Yani aslında çok yani güzel bir şey yani işimize katılmaları. Çünkü yani aileleri de onları mutlu görünce onlar da mutlu oluyorlar. Doğru, yani bir şeyler başardıklarını görünce. Doğru. Yani şimdi tabii o aileler koruma içgüdüsüyle evlatlarına daha kötü bir şey olursa, düşerse, kafasını vurursa, bir kaza olursa vesaire diye o koruma içgüdüsüyle biraz fazla korumacı davranıyorlar haklı olarak ama bazen düşmekten korkmamak doğru, gerekiyor. Doğru, doğru, doğru. Ama işte öbür türlü de o çocuk eve kapanıyor, sosyalleşemiyor ve ne oluyor? Birçok şeyden mahrum kalıyor. Evet, doğru. O yüzden de ya, spor en güzeli. Hani sporla başlıyor. Evet, iyileştirir dediğimiz gibi iyileştirir. En azından yapabileceği muhakkak bir şey oluyordur. Ya, tabii ki yani bir sürü branşımız var, illaki yetenekleri var. Ve biz yani kültürel anlamda da Eskişehir'e katkı sunuyoruz. 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin oluşturmuş olduğu görme ve işitme engelliler korosuna büyük katkılarımız oldu. Öyle mi? Nasıldı o? Ondan bahsedin lütfen. Evet, yani onda da konserlerimiz oldu. Öyle yani mi? Yani oraya da destek olduk. Yani oluşumunda, sonrasında ilerleyen süreçlerinde destek olduk. Yani çok güzel müzik aletleri çalan arkadaşlarımız var, yazarlarımız var, güzel öğretmenlerimiz var. Oo, harika. Bir koro oluşturuldu. Evet, yani koro oluşturuldu. Yani o da Türkiye sporun genelinde. Sporun dışında da aktivitelerimiz var diyorsunuz. Evet, evet. O da Türkiye genelinde yani ilk oldu. İlklerin takımı Egez. Ay ne kadar güzel. Egez. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz Egez'in neler neler yaptığını. Birçok faaliyeti var. Birçok dal var kulübün içinde. Ve 70 tane de sporcusu var. Neden siz bir tanesi siz olmayasınız diyelim. Kesinlikle buradan davetimiz olsun. Evet. Neden? Siz olmuyorsunuz. Egesi
Instagram hesabı, internet sitesinde, YouTube kanalımız. YouTube kanalı. Bütün sosyal mecralarda varız. Twitter hesabımız. Harika. Harika. Yani bütün 2019 yılında da bu arada Eskişehir'de engelli ve engelsiz spor kulüpleri arasında bizi şey yaptılar, uygun gördüler. Öyle mi? Evet. Uğur Mumcu ödül töreninde. Yani yılın spor kulübü seçildik. Uğur Mumcu ödül töreninde yılın spor kulübü seçilen Eges'teyiz şu anda sevgili seyirciler. Çok sağ olun. Ne kadar güzel. Şerefler getirdiniz. Estağfurullah efendim. Çok çok mutluyuz şu anda burada olduğumuz için, tanıdığımız için sizi. Çünkü biz daha önce iletişime geçtik tabii ki Yusuf Bey'le. Şu anda da burada olmak bizi çok mutlu ediyor efendim. Bizim sizleri görmek, sizin gibi iyi niyetli insanlara, engellere hizmet eden insanları gördük ki biz de doğru yolda olduğumuzu, yani inancımız daha fazla pekişiyor. Çok sağ olun. Peki kulübün dışında neler yapıyorsunuz? Kulübün dışında ben hastanede çalışıyorum 10 yıldır. Hı hı. Sağlık sektöründeyim. Hı hı. Onun öncesinde yerel bir gazetede çalışıyordum. Orada ne yapıyordunuz? Matbaadaydım. Yok, matbaadaydım orada. Aynen, makine operatörlüğü yapıyordum. Hı-hı. Sonrasında hastaneye başladık. Hastanede çalışıyorum. Hı-hı. Yani vakit buldukça kitap okurum. Hı-hı. Yani kendimi geliştirmek için çaba harcarım. Gezerim, dolaşırım. Yani yalnız mı yaşıyorsunuz? Ailemle yaşıyorum. Hı-hı. Hep hayatın içindeyim diyorsunuz evet, doğrudur. Hiçbir zaman küsüp eve kapatmadınız kendinizi. Evet, hayatın içinde olmak gerekiyor çünkü. Yani çünkü ben eve kapandıktan sonra yani hiç kimsenin bir görme engelli hakkında bilgisi olmayacak. Hı hı. Veya az gören birisini tanımayacaklar. Hı hı. Yani onların da karşılarına çıktıkları zaman engellerin yani aslında bazı şeylere başardıklarını görmek engellere karşı da ön yargıları yenmiş oluyor. Hı hı. Peki bunu size sağlayan sizce ne oldu? Yani bu kadar aktif olmanızı, sosyal olmanızı. Okulda o kadar hani sizi üzen, yıpratan bir şey olmasına rağmen devam etmenizi sağlayan ne oldu sizce? Yani hayata karşı söylemiş olduğum gibi yani sürekli dibe inmek, dipten çıkmak, dibe inmek, dipten çıkmak yani çok yoruyor insanı. Bazı bir aşamadan sonra kabul etmek gerekiyor. Hı-hı. Yani kabul ettikten sonra hayat daha güzel oluyor. Hı-hı. Daha yaşanır bir şekilde oluyor. Hı-hı. Eskişehir Görme Engeller Spor Kulübü bu hayatımda çok büyük etkeni oldu benim. Yani birlikte turnuvalara gidiyoruz. Bir hafta, 10 gün. Yani aile gibiyiz. Yani oradaki insanlar, mesela benim arkadaşlarım var. Görme engeller, öğretmen olmuşlar, İngilizce öğretmeni. Hı hı. 40 tane ülke gelmişler tek bastonuyla. Yani onları gördükten sonra bir de yani başarma isteği oluşuyor. Hı hı. Yani daha fazla mücadele etme isteği oluşuyor. Başka kardeşiniz var mı? Abim var. Abiniz var. Aynen, o da 33 yaşında. O da yeni evlendirdik. Ah, ne güzel. Yani onun görme engeli yok. Yok. Piyango bana çıktı evde. Yani görme engeli size engel olmamış ki hiçbir zaman. Yok. O başka türlü bir şey hayatınızda. Ama belki de hiç bu spor kulübüyle tanışmayacaktınız. Aynen öyle. Bambaşka bir hayatınız olacaktı belki. Tabii, her şeyin fazlası zarardır. Yetiyor bu kadar görmek. Yetiyor bu kadar görmektir. Aynen, zaten aynen. Yani... belki de bu da size Tanrı tarafından verilen başka türlü bir hediyedir. Yani hep böyle düşünelim o zaman biz de. Evet, çünkü dediğim gibi yani birçok insana belki destek oldunuz, el verdiniz, güç verdiniz. Tabii ki insanların hayatına dokunabildiğimiz sürece varız. Yani iki günlük dünyada ne kadar insanın hayatına dokunabilirsek, ne kadar onların hayatını değiştirebilirsek, yol gösterebilirsek tabii, en büyük güzel mükafat bu bizim için bu dünyada. Küçük çocuklar var mı bir kulüpte? Küçük çocuklarımız da var. 10-12 yaşlarında iki tane sporcumuz var. Evet. Ne judo yapıyorlar? Judo yapıyorlar onlar da. Öyle mi? Aynen. Kendileri mi tercih etti? Onlar mı istedi? Evet, yoksa kendileri hani... tercih ettiler. Aa, çok güzel. Yani ben bir dönemde judo yapmıştım hatta. Öyle mi? Aynen, birlikte judo yaptık. Aa, çok tatlı. Ama hem iş maratonu hem yönetim maratonu yüksek olunca yani spora yeterince vakit ayıramıyoruz kendi adımıza. Doğru, doğru. Olsun. Ama gene de içindesiniz zaten. Aynen, tabii ki. Gene de içindesiniz. Bundan sonraki planlarınız, programlarınızla ilgili konuştuk. Ancak böyle eksik gördüğünüz, keşke şu da olsa, şu da olmalıydı ya da inşallah olur ilerleyen zamanlarda dediğiniz bir şey var mı? Eksik gördüğüm nokta yani özel sektörde çalışan yani sporcular için izin bakımından problemler yaşıyoruz. Yani onlar devlet kanalıyla
yasal olarak izin verme zorunluluğu olsa özel kurumların. Yani sporcuların yani ülke temsiliyeti açısından uluslararası branşlarda daha ülkeye katkı sunabilir veya daha fazla engelliye işin içine çekebilir. Yani çünkü bu görme engeller değil, işitme engeller olsun, ampute olsun, bedensel engeller olsun. Yani onların da büyük yaşada problemler olarak düşünüyorum ben. Yani ve imkanlar yani arttırılmalı. Yani amatörlükten biraz daha profesyonelliğe yani geçilmeli. Yani faaliyetlerde gelirlerin arttırılması lazım. Bunun için yani, neler yapılmalı acaba? Yani projelendirilmeli falan tabii, mı? Tabii ki projelendirilme herhalde yapılmalı. Yani yeni kanunlar, yasalar çıkartılmalı. Engellileri koruyan kanunlar, yasalar. Çünkü bazen yani iş konusunda da problemle yaşayabiliyorlar. Yani işini bırakamayacağı için amatör yani maddi bir gelir olmadığı için spor bakımından yani mecbur işini tercih etmek zorunda kalıyor sporcularda. Doğru, haklısınız. Ve kolay değil tabii. Bir yandan hayat gayesi. Tabii ki. Bir yandan da işitme engellilerle birlikte yaptığınız projeler var mı ya da? İşitme engellilerde yani koro şeklinde oluşturmuştuk. Yani onun haricinde yeni bir grup kurduk. Yani doğa yürüyüşü yapıyoruz. Trekking yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Onun haricinde birkaç defasında tandem bisikletlerimiz var bizim. İki kişilik, ön tarafa görmeyen, gören birisi oturuyor. Arka tarafa görme engelli birisi oturuyor. Yani bisiklet sürme keyfini. Ha, böyle bir... Aynı özgürce yaşıyorlar. Bunu da duydunuz sevgili seyirciler. Bunu da belki bilmeyen seyircilerimiz vardır. Ne adı? Tandem. Tanga. Tandem. Tandem. Ha, evet, tandem. Tandem. Evet, evet, duymuştum. Tandem. Doğru söylüyorum. Evet. Tandem. Evet. Sevgili seyirciler, önde bir gören oturuyor, arkada da görmeyen iki kişi mi oturabiliyor? Görme engelli iki kişilikleri de var. İki kişilikleri de var. Tek kişilikleri de var. Birlikte o keyfi yaşıyorlar. Evet. O etkinliğimizde de ön tarafa işitme engelli arkadaşımız oturmuştu, arka tarafa görme engelli. Hem de engelli şeylerin buluşması, gruplarının buluşması şeklinde oldu. Çok güzel. Yani Eskişehir bu konuda diğer şehirlere göre daha aktif. Evet, Eskişehir'de gerçekten öyle. Biz Eskişehir'e geldiğimizden beri konuklarımızla konuşuyoruz. Gerçekten çok aktif olduklarını görüyorum. Kulüplerin, derneklerin, insanların. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok fazla şikayetçi değilsiniz anladığım kadarıyla şehrinizden, değil mi? Yani şehrimizden şikayetçi değiliz. Belediyede yerel yönetimler de olsun yani destek oluyorlar. Onlar da ellerinden geldiğince mücadele ediyorlar. Yani geliştirmek için, engelsiz bir şehir oluşturmak için mücadele ediyorlar. Var mı sıkıntılar peki? Normal sosyal çevrenizde yani etrafta? Yani sosyal çevremizde yani tabii ki illaki mesela şu şekilde de bir geliştirme olabilir. Yani bu şehrimizde bulunan tramvaylarda bazen az gören birisi yani görmediği için yani hangi tramvayın geldiği hakkında bilgisi olmuyor. Yani daha fazla seslendirme sistemi yükselirse daha iyi olur şehrimiz için. Ben seslendireyim, size yollayayım. Tabii ki. Tabii ki öyle. İşim bu olduğu için. Öyle bir şey yaparlarsa tabii ki de başka tercih yok. Ben seslendireyim sizin size tabii ki. Durakları. Siz de oraya takın, işte oldu. Allah mükemmel olsun. Gerçekten. Evet. Yani ortak bir proje yapıp tabii ki tabii her zaman ben lazım. Bu konuda konuklarımla sadece programda kalmıyor benim dostluğum. Merhabalaşıyoruz, birbirimize hatır soruyoruz. İşle ilgili bir konu olduğunda konuşuyoruz. Ben her zaman destekçileriyim zaten. Her zaman yanlarında oluyorum. O yüzden böyle bir şey olursa zaten sizinle artık dostuz, tanıştık. Tabii ki, tabii ki. Her zaman yanınızdayım ve destekçinizim elbette. Çok sağ olun. Sesimle de, kendimle de her zaman. Çok sağ olun, İstanbul'un çok teşekkür ederim. İstanbul'un yakınısı Eskişehir. Gelir tabii gideriz, ne oluyor? Sıkıntı biz de geliriz yok. Ziyarete İstanbul'a. Elbette, çok isteriz. Çok sağ olun. Ben şöyle yapıyorum, izin verirseniz siz de. Sonlara doğru programın. Konuklarımdan hep ailelere mesaj istiyorum. Ailelere ne mesaj vermek istersiniz? Tabii ki. Yani ailelerimize yani görme engelli birisinin de çocuklarının da birçok şeyi başarabileceklerini, yani ömürlerinin sonuna kadar çocuklarının yanlarında olamayacağını, onlara hayatın yani bir kısmında yani kendi yollarını çizmesi gerektiğini, yani yapmaları gerektiğini, yönlendirmeleri gerektiğini,
Yani sadece eğitim olarak değil, yani sporunda, kültüründe, ekonominde, her alanında bulunmalarını, yönlendirmelerini gerektiğini düşünüyorum. Evet, yeter ki evde oturmasınlar, korkmasınlar. Engelli tabii ki çocuğu olmayan ailelere de yani engellilere karşı daha hassas davranılmasını, onları farklı bir şekilde görmemeleri gerektiğini, bu da hayatın bir parçası olduğunu, yani anlatmalarını, daha bilinçlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Bizler teşekkür ederiz. Olmuş. Çok sağ olun her şey için. Emeklerinize sağlık. Estağfurullah efendim, ne demek. Sizin gibi ne güzel insanları, iyi insanları çağırdık ya. Yani daha fazla engelsiz yaşam alanları daha fazla oluşur. Çok teşekkür çok ederiz. Sevgili seyirciler, Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.